Geleceğim ben oraya da. Bugün Ali Babacan diyor ki ortak mütabakat metni için Avrupa bunu görecek, bize aferin diyecek. Bugün en çok tartışılan konulardan biri de. Evet, ben yazdım yarın. Hangi maddelere aferin diyecek? Bir Ali Babacan ne söyledi bugün mütabakat metniyle ilgili, ona bakalım. Ya zaten tüm bu konuştuklarımız da bunların içerisinde ama izleyicilerimize hepsini birlikte verelim. Bugün insanlar işlerinden geldi, gün boyunca belki takip edemediler. Ne oldu bugün? Ne gibi açıklamalar var? Ali Babacan diyor ki Avrupa bizi alkışlayacak bu verdiğimiz kararlarla, açıkladığımız mütabakat metniyle diyor. Bu çok önemli. Avrupa bizi çok önemli. Bir İspanyol gazeteci mülakat verdi. O da bayağı büyük bir sayfa yayınladılar. O El País'te yayınlandı. Şimdi onların hepsine ben bunları anlattım. Gazeteciler, bu çok güzel bir şey eğer yaparsanız. Yapıyoruz dedim ya. Ya zor değil mi? Zor ama yapacağız, başaracağız dedim ve başardık işte. Yani şimdi Avrupa'dan da bakacaklar böyle hayranlıkla, diyecekler ki ya aferin Türkiye'de. Şimdi Davos'a gidelim ya. Şimdi anlat. Bakın diyor mütabakat metni, biz bunu başardık diyor Ali Babacan bir yılın sonunda ve Avrupa bize bakacak, bize aferin diyecek diyor. Şimdi oradaki tartışmalı maddelere bakalım. Eray Hocam, sizi böyle alabilir miyim? Barkon'un önüne doğru. Şimdi diyor ki o mütabakat metninde kayyumlara son verilecek diyor. Yerel yönetimlerin gücü artırılacak diyor. Bazı bakanların taşralardaki yönetime yetkileri yerel yönetimlere devredilecek diyor. Şimdi bugün bir isim daha HDP ile ilgili, Cumhuriyet Halk Partisi için. Arkadaşlar onu da verelim mi? HDP ile ilgili bir şey söylenmedi metinde. Hayır, HDP ile ilgili çok şey var diyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın. Bir onu da dinleyelim, sonra Eray Hoca ile bu çerçevede bir bakarız. Açıklama sesi yok mu? O bir barko. Şöyle, HDP'nin talepleri kabul mü edildi diyor. Evet, ben Sayın Taşkın'ın açıklamasını istiyorum arkadaşlar. Barko değilmiş söylediğim gibi. Onun sesi vardı. Bir dinleyelim. Siz de söylediniz genel başkan vekili. Neler söylüyor Sayın Taşkın? Yani Sayın Taşkın diyor ki temel hak ve özgürlükler ilgili, yerel yönetimlerle ilgili çok madde var. Sayın vekil bunu atıp da yapmışken bir o açıklamayı getirdik. HDP ile ilgili zaten çok başlık var diyor. CHP'liler bununla ilgili. Şimdi buraya bakacağız çünkü yerel yönetimlere gelmişken, yerel yönetimler güçlendirilecek diyor Eray Hocam. Yenişehir Hastanesi yapılmayacak diyor. Proje bazında olanları durduracağız diyorlar o metinde. Akkuyu Nükleer Santrali, Enerji Santrali gözden geçirilecek, belki iptal edilecek deniyor. Gözden geçirmek o anlama gelir yani. Hani nükleer santrali kapatın demektir yani. Dokunacaklar yani. Atatürk Havalimanı'nı yeniden açacağız deniyor. Kayyumlara son verilecek deniyor. KHK'lılar görevlerine iade edilecek deniyor. İstanbul Sözleşmesi geri gelecek diyor deniyor. Yani siz bu metne baktığınızda, tabii bunu birkaç tanesini yazdık. Pek çok madde var da bunların içerisinde. Ne düşünüyorsunuz bu metinle ilgili? Yani bunun neresini, niçin Avrupa alkışlayacak? Bizim için alkışlanacak bir tarafı var mıdır? Türk vatandaşının böyle umutla alkışlamasını gerektiren bir madde. Bunlar içerisinden söylüyorum. Tartışmalı maddeler içerisinden söylüyorum. Teşekkür ederim. Ben müsaadenizle oradan başlayayım. Bakın, KHK'lılar görevdeniz. Yani henüz daha haklarında yargı kararıyla işlem sonuçlanmamış insanlar, FETÖ şüphesiyle atılmış olan insanlar geri dönecek. Yani FETÖ'cüleri tekrar geri kurumlarına alıp eski hatta tazminat ödeme vesaire gibi. Yani burada devletin temeline dinamit konmuş bir örgütü aslında bir anlamda yeniden FETÖ'yü canlandırma girişimidir. Avrupa tabii ki buna aferin der. Zaten Avrupa beslemiyor mu şu an FETÖ'yü? Amerika ve Avrupa beslemiyor mu? Dolayısıyla buna tabii ki aferin diyecek. Şimdi demin orada söyledi, adı hatırlamıyorum, bir profesör olduğunu kişi vardı demin CHP. Hayır, genel başkan vekili Sayın işte, Taşkın. Kürt meselesi, birkaç kere Kürt meselesi. Efendim, Türkiye'de Kürt meselesi yok. Terör meselesi var. Türkiye Büyük Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni anayasa önünde herkesin eşit olduğu bir vatandaşlık sistemi üzerine kurmuştur. Etnik, mezhepsel ya da dinsel bakış açı söz konusu değildir. Bakın, terör bittikçe, işte bitti yurt içinde, ne oldu? Oradaki yıllardır terörle mücadele eden vatandaşlarımızı sosyal bütünle olan entegrasyonu daha da güçlendirmek için sosyal devlet uygulamalarıyla artık
çok önemli noktalara geldi. Bir de bir güvenlik uzmanı şunu diyorum. Bir yerde ne kadar sürerse terör, onun iki katı kadar da rehabilitasyon süresi. Şimdi kayyumlara son verilecek maddesi. Baktığınız zaman hiç kimse seçtiği bir belediye başkanının yerine herhangi bir atama yapılmasını istemez elbette. Doğru. Fakat neden kayyumların atandığını belediyelere burada çok iyi anlatmak gerekiyor. Tabii tabii. Yani özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde. Özellikle hendek olaylarının ardından tabii, tabii. Yani onu açıklayayım ben o dönemde PKK terör örgütüne belediyenin bütçesinin aktarıldığının tabii, tabii. Yani burada şimdi orada özgür bir iradeden söz edemeyiz lazım. Efendim. Bakın o büyük bir manipülasyondur. Biz de orada görev yaptık. Yıllarca oralarda geçirdik, çalıştık. Yoksa baktığımız zaman şimdi, keşke atanmasa benim seçtiğim örgütü, vekil. Terör örgütünün baskısı altında bir halk vardı. Yani terör örgütü halkı kontrol ediyordu. Terör örgütünün söylediği partiden başka bir partiye halkın oy atabilme iradesi söz konusu bile olamazdı. Bakın biz bunları o seçim güvenliğinde görev aldığımız için çok gayet iyi biliyoruz. Dolayısıyla terör örgütünün seçtirdiği belediye başkanları doğal olarak devletin kaynaklarını, halkın cebinden vergilerle alınan kaynakları terör örgütüne aktarıyordu. Ne yapılacaktı? Yani terör örgütünün baskısıyla kukla olarak, kandilin kuklası olarak seçilmiş olanların, teröre yardım yataklık edenlerin önünü mü açacaklardı devlet? Tabii ki devlet kendini koruyacak. Ne oldu? Bu kayyumlar atandı ve o terör kaynakları, devlet kaynaklarının teröre aktarılması yerine halka aktarılması sağlandı. Halk bir nefes aldı. Bakın işte ve ne oldu? Aslında terör üzerinden kurgulanan o kısır sarmal, tersine döndü. Artık açıldı. İnsanlarımız ne oluyor? Munzur'da artık raftingler yapılıyor. Yüksekova'da efendim kuş gözlemleri, yarışmalar, insanlar artık peki, normal hayatına döndü. Yerel yönetimlerin bu anlamda güçlendirilmesi, işte bazı bakanlıkların taşradaki yetkilerinin tamamen yerel yönetimlere verilmesi özellikle. Bir buna da bakalım mı? Tabii. Yani şimdi bu ne açıdan bakın, önemli? Yine Türkiye Cumhuriyeti Devleti idari yapılanmada vilayetler üzerine sistem kurulmuştur. Değil mi? Vilayetler vardır. Türkiye'de de işte orayı yörenin coğrafi özellikleri, ulaştırma, ekonomi gibi özellikler esas alınarak illere ayrılmıştır. Şimdi bu illerde hiçbir zaman etnik, mezhepsel ya da dinsel herhangi bir kaygı ya da kriter söz konusu değildir. Zaten Türk toplumunu diğer toplumlardan farklı kılan özelliklerden bir tanesi de yine Büyük Atatürk'ün Cumhuriyeti kurarkenki kurduğu idari sistemdir. Şimdi siz tutup da devletin merkez teşkilatının taşradaki unsurlarını o yerel yönetimlere verirseniz ne olacak? Yerel yönetimler kendi içinde ayrı bir devlet haline gelecekler. Yani burada zaten yerel yönetimler, bakın bütçesi ayrı yerel yönetimler. Evet. Meclisi ayrı. Zaten özerkler. Yani bu anlamda özerkler neden? Bağımsız şekilde vatandaşa o yerel olarak ne yapsınlar? Hizmet versinler diye. Peki siz devletin diğer kaynaklarını, diğer mesela yerel yönetimin, bir yerel yönetimin, bir belediyenin yapamayacağı büyük bir yolu, inşaatı, barajı vesaireyi hangi şartlarda o zaman yerel yönetime? Şimdi bu son derece suistimale açık olabilir, son derece devlet için böyle bu yerel, bakın bu söylemin arkasında yerel yönetimlerinin güçlendirilip Türkiye'deki idari sistemin bir kenara atılıp eyalet sistemine geçiş mantığı vardır. Yani HDP'nin bu doğru değildir. HDP'dir yani. Bunun arka planındaki akıl babası HDP'dir. Mı? Tamam mı? Yani hiçbir şekilde ne olacak? Ondan sonra o yerel yönetimleri kendi içlerinde ele geçirip ondan sonra devletle, toplumla kendi aralarına mesafe koyduracak terör ortamları yaratmaya çalışacaklardır. Özellikle devletlerin işte kriz zamanları, savaş zamanı, büyük küresel problemler olduğu zamanki zayıflamalarına bağlı olarak bu tür unsurlar içeriden inkişaf ederler. Peki ve şimdi işte bu söylemin arkasında da dediğim gibi bir eyalet mantığı yatmaktadır. Yani Türkiye'deki idari sistemi bir kenara atıp eyaletler üzerinden Türkiye'yi bölme parçalama mantığıdır. Bu doğru değildi. Bir şeyine daha söyleyeyim. Hani Avrupa Birliği ile bağlantısı da var bu işin. Şimdi Avrupa Birliği'nin 95 Rio konferansında Dünya Belediyeler Yönetimi diye bir konferans yaptılar. Dediler ki Avrupa Birliği o bütün paydaşlarına yani oraya davet edilenlere yerel yönetimler olarak merkezi yönetimlerin sözünü dinlemeyin. Evet aynen böyle. Dinlemeyin. Türkiye'deki bir yerel yönetimlere. Bakın bütün dünyadan topladıkları bu belediyelere böyle bir karar aldılar. Biz sizin arkanızdayız.
Siz kendi başınıza özerk olarak yönetin. Kendi ya ne demektir bu biliyor musunuz? Avrupa Birliği aslında dünyada kendi paydaşları olarak gördüğü ülkelerin yerel yönetimleri üzerinden o ülkeleri parçalamak istiyor yani. Bu kadar basit. Hani bu oyunlara gelmemek lazım efendim. Yani tamam mı? Dolayısıyla bu HDP doğal olarak siz şimdi yerel yönetimler üzerinden Türkiye'deki idari yapıyı parçalamak isterseniz evet Avrupa Birliği de sizi alkışlar yani. Zaten güçlü bir Türkiye görmek istemiyorlar. Bunlar da güçsüz Türkiye'nin kilometre taşlarıdır. Bu kadar basit. Şimdi böyle yavaş yavaş diğer maddelere bakıyorum ama. Bak İstanbul Sözleşmesi. Akkuyu nükleer santrali yani, neden gözden geçirilecek? Yani böyle bir dönemde. Şundan dolayı. Türkiye, yani dünyanın enerji krizi yaşadığı bir dönemde. Evet bizim ilişkilerimizin varlığı önceden önlem almamız sebebiyle biz şu an çok büyük bir krizin içerisinde değiliz. Ama bütün dünya, bütün Avrupa yeniden nükleere dönmüş durumdayken niye gözden geçirilecek? Sadece çevresel faktörler mi gözetilerek, yani olası riskleri gözetilerek mi? Hayır tüm efendim Avrupa'da yani olur mu? Türkiye'nin enerji yani özellikle bakın burada da çok sinsi bir plan söz konusu. Hatırlayın Hendek olayları sırasında HDP'nin sözde o HDP'li işte eş başkanlar, müdürler her neyse ne diyorlardı? Biz şuralarda özellik istiyoruz. O özellik istedikleri yerlere bakın. Hepsi Türkiye'nin boru hatlarının, doğalgaz ve petrol boru hatlarının geçtiği yerlerdir. Siz eğer orayı ele geçirebilirler, nükleer santrali de ortadan kaldırırlarsa ne olacak? Devletin bütün enerjisi bu işte sözde yönetim özellik talebi eden o sinsi düşmanların elinde kalacak. Kusura bakmasınlar. Bu da diyorsunuz. Bu bir stratejik plandır. Bakın. Stratejik. Yani bu bir stratejik plandır. Siz nükleer santralleri kapatın. Yarın hidroelektrik santrallerini de efendime söyleyeyim terör üzerinden işlemez hale getirin. Geride ne kalacak? İşte bu boru hatları ne demişlerdi o günleri hatırlayalım. Biz hiç unutmadık. Demişlerdi ki burası işte Türkiye'den ayrı bir yerdir. Buradan geçecek boru hattı için biz sizden vergi alacağız, para alacağız. Düşünebiliyor musunuz? Kendi topraklarınızda bir başkası gelmiş, palazlanmış, buradan devletten vergi alacak pozisyona geliyor. Yani mantık Suriye'de bu. Suriye'de olduğu gibi bugün değil efendim? Mi? Suriye'de olduğu gibi. Aynen Suriye'de olduğu gibi. Yani yüce milletimiz bu söylemlere çok iyi dikkat etmelidir. Bunlar şaka değil, bunlar gelecekte terör bitmişken Türkiye'de nasıl terör üzerinden yeniden Türkiye'yi o eski karanlık yürünlerine götürürüz planlarının adımlarıdır, taşlarıdır. Aman dikkat etmek lazım. Bakın tekrar söylüyorum. Eray Hocam şimdi siz başka da bir çerçeve çizdiniz. Bu her madde çok tehlikeli diyorsunuz. Şimdi madem öyle biraz HDP üzerinden değerlendirelim. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi diyor ki HDP masada yok diyorlar ama HDP masada diyor. Arkadaşlar Yüksel Taşkın'ın o açıklamasını bir kez daha ekrana getirebilir miyiz? Onun ardından da bakalım HDP'yi ilgilendiren maddeler Sayın Taşkın'ın işaret ettiği o maddeler hangiler? Diğer konuklarımızla da bir onlara bakalım. Yüksel Taşkın diyor ki olmaz mı diyor HDP metinde yok diyorlar diyor. Var biz aslında. Diyor kayyumlar parti kapatmanın önüne geçilmesi, kayyum atanmasının önüne geçilmesi, seçim barajının %3'e çekilmesini istememiz diyor. Tamamen bunların hepsi HDP'ye yönelik diyor Sayın Vekil. Arkadaşlar o maddeleri getirelim mi? HDP için bu bildiride yer alan maddeler bunlar diyor. HDP Genel Başkan Yardımcısı kayyum uygulamalarına son verilecek deniyor. Dokunulmazlıkların kaldırılmasının zorlaştırılmasından hatırlayın bahsediyor. Hatırlayın yani şeyle teröriste fotoğraf çektirip hatırlayın yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalananları hiçbir şey olmayacak yani o zaman. Ellerini kollarını sallayarak mecliste gezmeye devam edecekler yani. Dolayısıyla parti kapatmasını zorlaştırmak biz yine diyor bunu HDP için yaptık evet. diyor. Yerel yönetimlere olağanüstü yetkilerin verilmesi hatta özerklik boyutuna çekilmesi o zaman HDP için merkezi yönetimleri diyor. Yerel yönetimlere bağlamak gibi bir anlayış söz konusu. Yani merkezi yönetimi sadece sembolik, geri kalan bütün imkanları, yönetim gücünü yerel yönetime verdiğiniz an işte ondan sonra o birlik beraberlik, o efendime söyleyeyim ulus devlet olma bilincini parçalayacak her türlü ayrışma, fesadı onun içine sokacaklar yani.